güzel ilçesi Beyşehir'deyiz. Şu güzelliğe bakar mısınız gerçekten? Beyşehir Gölü kenarındayız. Bizim için hazırlıklar yaptılar, davet ettiler. Bugün lezzetin haritasında Beyşehir'in eşsiz lezzetleriyle sizlerle olacağız. Hazırsanız ne duruyoruz? Lezzetin haritası başlıyor. Sen oyna, mehriban, mehriban. Yok, su koymayacağım. Zaten domates kendisi sulanıyor, soğanlar. Yine bir sorayım dedim. Bence de konulur. Su olmaz, tadı gider. Evet. Çok güzel de bir kalabalık var. Selam. Canlarım benim. Hazırlıklar yapılmış, bizi bekliyorlar. Acaba bize neler yapacaklar? Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi. Beyşehir Gölü kenarındayız, Sevgi Adası'nın üzerindeyiz. Manzara müthiş, hanımlarımız da öyle. Çok güzel hazırlıklar yapmışlar. Şu an yanımda Serpil Hanımcığım var, merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, görüşmeyeli. Siz nasılsınız? İyiyim. Tanıdık yüzler görmek insanı çok mutlu ediyor. Evet, ben de aynı. Bıraktığım gibisin maşallah. Yıllara meydan okuyorsun. Sağ ol, çok sağ ol. Teşekkürler. Ay canımsın benim. Bize neler yapacaksın? Bugün şimdi soğan aşı yapacağım. Hı, sonra? Yöresel. Sini tatlısı var. Harika. Sonra Serpil Hanım'dan sonra Selma Hanım gelecek. Evet. O neler yapacak? Güveç yapacak. O da bir de sıkma yapacak. Sıkma ve güveç. Soğan aşı ve sini tatlısı, ama öncesinde Serpil Hanım'la soğan aşını yapalım. Neler kullanacaksınız onu öğrenelim. Buna önce kuzu eti giriyor. Hı. Kuzetimiz var. 10 adet falan soğan var. Bol soğan. Bol soğan. Zaten soğan aşı olduğu için... Adı da oradan, oradan geliyor. Maşallah. Yeşil biber, kurutulmuş domates, kurutulmuş biber. Önceden ıslattık onları. Baharatlarımız, tereyağımız, sıvı yağımız. Ne salçası? Biber. Biber salçası, çok az. Nane, karabiber, tuz, toz biber ve pul biber, evet, var. Etimiz, hı-hı, ne eti? Kuzunun ön kolları. Ön kol. Ön kolları. Yumuşak, lezzetli, yumuşak olur. Şimdi önce ne yapıyoruz soğan aşı için? Önce soğanlarımızı doğruyoruz. 10 tane soğan. Şöyle, evet, alalım. Bir tanem benim. Ve kuzu etini attık, biberleri de doğradık. Yeşil yeşil. Çok da güzel kokuyor. Evet. Biz böyle bol soğanlı et yaptığımızda ona soğanlama deriz. Mesela bunu kıymayla da yaparız böylece. Aynen. Bunu bu şekilde böyle ekmekle yersen muhteşem olur. Çok güzel. Bizim o da ayrı bir yemektir. Aynen. Bizim de yufka ekmekle yeniyor genelde. Değil mi? Ay, çok harika. Güzel oluyor. Çok şimdi, lezzetli olur. Şimdi kuru domatesimizi, biberimizi, önceden ıslattığımız. Heh, biberleri göstereyim ki acı, evet, biberler. Evet, acı biberler. Bunları da atıyorum. Oo, bence müthiş olacak. Evet, renk katıyor zaten. Şimdi domates biberden sonra şimdi, biber salçası. Evet, biber salçasını da ilave ediyoruz. Biber salçasını Beyşehir'de hanımlar kendileri mi yaparlar? Evet, biber salçasını, domates salçasını kendimiz yapıyoruz. Kış, yazın domateslerimizi fazlaca ekiliyor bahçelerde. Onları kaynatarak salça yapılıyor. Sen domatesi alıyor musun komşudan, kendini yetiştiriyor musun? Ben yetiştirmiyorum ben de, ama alıp kendim yapabiliyorum. Yapıyorsun. Ha, harika. Baharatlarımızı da atıyoruz. Pul biber, toz biber, tuz,
karabiber ve nane kullanıyoruz. Evet. Su koyacak mısın? Yok, su koymayacağım. Zaten domates kendisi sulanıyor, soğanlar. Yine bir sorayım dedim. Bence de konulursa olmaz, tadı gider. Evet. Kendi suyuyla pişecek. Kendi suyuyla, evet. Ay, şahane olur bu. Çok güzel oluyor. Lezzeti çok güzel ve bir de soğan zaten lezzetli bir şey. Birebir sağlık açısından. Nane koydun mu? Koyacağım, onu da koyacağım. Şöyle. Nanemizi de attık. Güzelce karıştırıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Evet, kapatıyoruz. Kendi şeyiyle pişecek şimdi. Usul usul, kısık ateşte. Yavaş, evet, kısık ateşte. Kendi ağzını kapatarak buharıyla, hiçbir su katılmadan. Zaten soğanımız, domatesimiz biraz sulandırıyor, etimiz falan. Harika. Güzel bir yemek oluyor. Soğan aşını yaptı ki muhteşem yaptı gerçekten. Şimdi sırada tatlı var, sini tatlısı. Evet. Serpilciğim bize sini tatlısında neler kullanılacağını ve sini tatlısının nasıl yapıldığını tek anlatacak. Sini tatlısıyla devam edelim. Tamam. Şuraları toplayalım aşkım. Tamam. Serpil Hanımcığım sini tatlısı için malzemelerini hazırladı. Neler kullanacağız hayatım? Şimdi buna yumurta kullanacağız. Sirke kullanacağız, sıvı yağ, süt, kabartma tozu, baklavalık hamur olacak normalde. Hı hı. Ama yapılışı biraz daha farklı, yöresel. İçerisinde ceviz, haşhaşımız kullanıyoruz. Direkt karışık. Ceviz değil, karışık, evet burada. Pekmez, şerbetinde pekmez kullanıyoruz. Direkt şerbetinde şeker var ama biraz pekmez da pekmez var. Ne pekmezi, fark ediyor mu? Üzüm pekmezi. Ha güzel. Doğal bir şekilde. Burada yapılan, yetiştirilen üzümden hazırlanmış olan pekmezimiz var. Unumuz, toz şekerimiz, nişastamız var, evet, açmak için açmak ve tereyağı için, var. Tereyağımız da üzer için. Ses gitti gene. Ben çok konuşuyorum, bu ses bana dayanmıyor. Evet. Canım benim, ne yapıyoruz önce aşkım? Önce bir dakika, malzemelerimizi yumurtadan başlayarak. Hamurunu hazırlıyoruz. Hamurunu önce hazırlayacağız. İki tane yumurta kullanacağız. İki tane yumurta kullanacağız. Yağ, yumurta, sirke ve un. Süt. Süt. Süt unuttum, evet. Süt de var. İki yumurta. Bir kase süt. Bir kase değil ama ben birazını kullanıyorum. Yarım su bardağı kadar. Evet, yarım su bardağı kadar sıvı yağ. Kabartma tozumuz. Bir paket mi? Bir paket. Sirkemiz yarım çay bardağı tekamül ediyor. Sirkemizi çok koymuyoruz. Sadece çıtırlık versin diye. Şimdi. Ben yardımcı olayım. Un. Un. Ay, senin kepçeni yesinler aşkım. Maşallah, hamuru çok güzel yoğurduk. Eldivenli olduğu için biraz yapıştı. Çok zor. Evet. Açarken hiç eldiven kullanmayalım. Hamur işi gerçekten eldiven olunca zor oluyor. Şimdi ne kadar suya ne kadar şeker? Şimdi kaşıkla. Normalinde 3 bardak şeker. Normalde diğer tatlılarımıza 4 bardak şeker koyuyoruz ama biz 1 bardak da pekmez koyacağımız için 1 bardağımız pekmez olacak. Üç su bardağı toz şeker koyduk. 1 su bardağı da pekmez. Pekmezimiz, üzüm pekmezi. Evet. Ne kadar su koyacağız? 3 su bardağı da su koyacağız. Hazırlıklarımızı yaptık. Nişastamız, cevizimiz ve haşhaş karışımımız var. Tereyağımız ve sıvı yağımız var. Bir taraftan da pekmezli şerbetimiz kaynıyor. Nişasta ile baklava yufkası gibi incecik açacağız. Sonra içerisine ceviz ve haşhaş karışımımızı koyacağız. Ama şeklini birazdan göreceğiz. Şimdi bunu böyle haşhaşla cevizin karışımı olan
İçimizi böyle yayıyoruz her tarafına eşit bir şekilde. Bol miktarda. Oo. Şimdi şöyle kıvıra kıvıra karşıdan da bu şekilde büzüştürerek bu şekilde. Çok kolay. Sonra keseceğiz mi? Yok, kesmeyeceğiz. Kesmeden yapıyorsunuz. Güzel. Daha sonra kesiyoruz. Hı hı. Şurada koyarsanız sevinirim. Dur, önce şöyle yuvarlayayım da ilk ortasını. Sineye dolana dolana oluyor ya bu şekilde. Ha, güzel. Bunları bu şekilde güzelce tepsimize dizelim. Sonra tereyağını eritip üzerine dökelim. Sonra ısıtılmış fırında ne kadar süre pişecek? 200 derecede ya da 180-200 derecede bir fırında 20 dakika 30 dakikada pişiyor. Güzel. Sini tatlımızı hazırlayalım, fırına verelim. Çıktıktan sonra şerbetimizi dökelim. Sonra da sofrada yerini alacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum Serpil Hanımcığım. Çok sağ olun. Tepsimizi Serpil Hanım'la yapalım. Sonra Selma Hanım gelecek. Bize iki tane Beyşehir lezzeti yapacak. Selma Hanım'la görüşmek üzere. İstiyorum. Merhaba. Merhaba Ezgi Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum. Güzel. Çok güzel hazırlanmışsınız. Evet. Eksik olmayınız. Selma Hanım bize güveç yapacak, bir de sıkma. Sıkma yapacak ama önce güveci yapıyoruz, evet, değil mi? Önce güveci yapıyoruz. Toprak kabımız burada, güvecimiz burada ama malzemelerimiz nelerdir öncelikle? Malzemelerimiz 1 kilo kuzu, kuzu eti, yarım kilo patlıcan, sivri biber, domates, arpacık soğan, salça, iç yağ, sarımsak ve baharatlar. Harika. Tereyağımız var baharat, evet, olarak da. Soğan aşında kullandığımız gibi nanemiz, pul biberimiz, toz biberimiz, karabiberimiz ve tuzumuz var. Önce neyle başlıyoruz? Önce patlıcanlarımızı suyalım. Buyurunuz lütfen. Patlıcan, biber, domates, arpacık soğanı, biber salçası. Domates de var mı? Hayır, biber. Sadece salçası. Biber. Bu kuyruk yağ değil mi? Kuyruk yağ. Hmm. Hem sıvı yağ kullanıyoruz hem de kuyruk yağ kullanıyoruz. Güveç çok sık yapılır mı Beyşehir'de? Evet, güveç seviliyor. Seviliyor değil mi? Evet. Bir de çok bereketli bir yemektir. Evet. Kalabalıkta kolaydır. 1 kilo etten 6 kişilik güveç çıkar. Evet, kalabalık misafirleri doyurur. Çok güzel olur. Kuzu etimiz neresi? Ön kol mu yine? Ön kol, evet. Patlıcanlarımızı doğrayalım, biberimizi, domatesimizi doğrayalım. Hazırlıklarımızı, ön hazırlıklarımızı yapalım. Sonra güveçte önemli olan, yani yöre yöre değişen malzemelerinde değişiklikler vardır elbette ama kimisinde et alta konulur, kimisinde araya konulur. Ne alta ne üste konulacak, o çok önemlidir. Çünkü sebzeler yumuşak, etin pişmesi önemli. O sıralama nasıl, onu görelim. Ben de bir kazaya geldim. Patlıcanı doğrarken biraz parmakla, evet, doğrandı. Domatesimizi, biberimizi doğradık. Kuzu etimiz var. Ön kol yağlı olur, güzel yağlı olur. Yağlı, evet. Şimdi ne yapıyoruz önce? Önce iç yağdan altına biraz koyuyoruz. Oo. Kuzunun iç yağı. Evet. Şöyle. Onun üzerine etimizi koyuyoruz.
Çok ufak ufak olmaz güvecin içerisinde doğranmış olan et. Onun için orta boy olmuş, güzel. Birazını koyduk. Baharatımız var. Tuz, karabiber, pul biber, nanemiz var ve toz biberimiz var. Kuyruk yağı, kuzu eti, patlıcan, domates, sarımsak, baharat, sonra tekrar mı? Evet, tekrar etten başlıyoruz. Kuyruk yağını sadece en altına koyduk. Evet, en altına koyduk. Üstüne de en üstüne tereyağı. En üzerine tereyağı koyacağız. Böyle eriyecek, akacak aşağıya doğru. Bu yeterli. Güvecimiz biraz küçük olduğu için. Salçamızı yağla ve domatesin suyuyla güzelce ezdik. En üstüne yaydık. En son süsleyelim. Ben bıçaktan korktum. Bıçaklar fena. Ki yeterli oldu zaten. Evet. Bir de tereyağı. Ortasına konduralım. Biraz daha koyalım mı? Evet, koyalım. Bence evet, bunu yağ sever. Yağ sever, böylece koyalım. Oo, muhteşem oldu. Şimdi bunu kendi kapağıyla mı saracağız? Alüminyum folyoyla mı saracağız? Kendi kapağını kapatacağız. Kendi kapağı. Serpilim getirdi zaten. Olay budur. Evet. Fırına atacağız. Güvercimiz hazır. Ocakta pişireceğiz. Ocakta. Evet, güzel. Ocakta ne kadar sürede pişer? 1,5 saatte falan kısık ateşte güzel pişer. Harika. O zaman o burada güzelce pişerken biz diğer lezzetimizi yapalım. Evet. Ne yapacaktık? Sıkma. Sıkma yapacağız. Sıkma nedir? Nasıl yapılır? Neler kullanılır? Beyşehir'e özgü olan bu güzel lezzetin sırrını Selma Hanım'dan öğrenelim. Sıkma yemeği için malzemelerini hazırladı. Neler kullanacağız hayatım? 1 kilo kıymamız var. Ne kıyması o? Dana kıyması. Dana kıyması. 1 kilo kıyma karıştırma kabının içerisine girdi. 1 bardak bulgurumuz var. Normal pilavlık bulgur. Pilavlık, orta boy bulgur. Hı. 1 yemek kaşığı salçamız var. Biber salçası. Evet. Adı üstünde sıkacağız herhalde değil mi? Evet, sıkacağız. Yumurta da bağlayacak onları. Oo, kıyması, bulguru, yumurtası çok da besleyici. Evet. Soğanımız var. İnce olması lazım değil mi soğanının? Evet, ince çekim soğan olacak. Bulgurdan başka neler yapıyorsunuz Beyşehir'de? Bulgurda normal aynı pilavlarımız var. Öyle fazla bir çeşidimiz yok yani. Pilav yapıyorsunuz. Evet. Pilavları genelde sebzeli mi yaparsınız, etli mi yaparsınız, salma usulü mü? Sebzeli, sade. Karışık yani. Salma usul mü yoksa? Salma değil, kavurarak yız. Kavurarak, süper. Bunu çeke çeke. Çok pratik, bayılıyorum ben bunlara. Benim de vardı da çekince ipini kopardım, nasıl evet, çektiyse. Mutfakta büyük kolaylık. Çok. Çok ince mi olacak? Yeter. Yeter değil mi? Güzel. Şimdi baharatlarımızı koyuyoruz.
pul biber, nane, tuz ve toz biber değil mi? Evet. Bir de fesleğenimiz var. Fesleğen. Ha, nane değil o, fesleğen. Fesleğen. Vay. Kıyması bol. Şimdi harcı yoğuruyoruz. Güzel. Şimdi yoğuruyoruz. Evet. Kıyması var, soğan var içerisinde, baharat var, biber salçası var, sonra bulgur var, fesleğen var. Hepsini güzelce yumurta ile birlikte, bir tane yumurta kırdık, güzelce karıştırdık. Şimdi küçük sıkmalar yapıp tenceremize diziyoruz. Tenceremizi güzelce dolduracağız. Sonra üzerine suyumuzu koyacağız. Üzerine kaynar suyumuzu koyacağız. Sonra salçasını ilave edip. Sonra salçası. Salçasını kavurmuyorsunuz. Kavurmuyoruz. Çekelim. Şeyden koyuyorsunuz. Sonra pişmeye bırakıyoruz. Evet, pişmeye. Sallaya sallaya. Ne kadar sürede pişer? Yarım saatte pişer. Yarım saatte, güzel. Bir ocakta güvecimiz pişiyor şu anda. 1,5 saat kısık ateşte pişmesi gerekiyordu. Güzelce sıkmamızı hazırladıktan sonra o da yarım saat pişecek. Biz güzelce hazırlayalım. Ben suyunun kıvamı, salçasının kıvamı nasıl olacak onu merak ediyorum. Sonra da Serpil Hanımcığım güzel lezzetler yaptı. Selma Hanımcığım da yaptı ama bir tanecik ablam var, bizi bekliyormuş. Beyşehir Gölü kenarında hazırlık yapmış. Tarhana yapacakmış. Beyşehir'in tarhanasını çok merak ediyorum ama öncesinde sıkmamızın son halini görelim. Sonra da tarhanaya gidelim. Ablacığım kızlarıyla birlikte beni bekliyormuş. İyiyim canım, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şöyle tamam, dönersen iyi, yani herkes görsün. İsmin nedir? İsmim Gülay. Gülay anneciğim, tarhana dediler. Evet. Sizin tarhananın içinde neler var? Ne oluyor burada? Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin nedir canım? Hava. Hava anneciğim, bu kazanda ne kaynıyor? Yoğurt kaynıyor, tarhan edeceğiz. Yoğurt kaynıyor. Ha, yoğurt. Koca kepçe, koca kazan. Evet. Gülay teyzeciğim, şimdi tarhananın içine neler konuluyor? Şimdi kese yoğurdu, eziyoruz suyla, onu döküyoruz. Ardından tuz koyuyoruz, ardından tereyağı koyuyoruz. Ardından bu yarmıyı koyuyoruz. Şöyle dön aşkım. Ondan sonra buluyoruz, biraz soyutuyoruz, kızlarla işte eziyoruz tahtada. Çitimizi alıyoruz ve kışın Allah'ım izin verirse, tabi sağlık saat verirse, komşularımızla, eşimizle, dostumuzla yiyoruz. Çerez Allah'ım, gibi. Hem de nasıl, Allah'ıma bin şükür bunu bize verdikleri için yani çok şükür ediyoruz. Yani bu olmazsa olmaz. Olmaz. Olmazsa olmaz bu tarhana. Herkesin evinde yapılır mı? Aynen, aynen. Herkesin, fakirin, zenginin evinde illaki bulunacak bu. İllaki bulunacak. Herkes biz çocukluğumuzda evet biz çocukluğumuzda 10 hava yapardık. Tabii şimdi herkes dağılınca 3'er havayı, 4'er havayı yapıyor. Havayı ne? Havayı teneke. Birer teneke. Evet. Yapıyoruz. Ondan sonra ceviz ile, fındıkla, fıstıkla yiyoruz. Arz eden sosla yiyor. Arz etmeyen işte yani kızar kızar diyor. Zoba da kızar diyor. Yağ da kızar diyor. Ha, tarhana kızartılıyor. Evet, evet. Evet, ha, yağ da kızar diyor. Yiyoruz. Ha, ister yağ da kızar diyoruz. İster fırında kızar diyoruz. İster zobamızda kızar diyoruz. Odunla yakıyoruz ya biz sobayı. Onun fırında kızar diyoruz. Kızı ne de? Oh, afiyetle yiyoruz. Eğer bak bir misafir geldiğinde, bizim tabii yerlimiz geldiğinde, eğer bu tarhanayı koymayalım, bizi misafirden sayma dediği bir daha gelmezler. Ha, öyle
Öyle mi? Öyle de bir huy var. Söylenerek giderler gari. Vallahi billahi. İlla ki bu konulacak. Çerez ile, fındığıyla, fıstığıyla. Görüyor musunuz yinecek. Adeti? O kadar adetimiz önemli. Böyle. Bu kadar önemli yani. İçinde ayran var. Evet. Yarma var. Tereyağımız var. Çörek otumuz var. O kadar. Tuzumuz var. Şimdi ne kadar ayranı, ne kadar çörek otu, ne kadar yarma? Şimdi mesela 3 kilo attık. 3 kiloya da aldığı kadar yarma yapacağız. Onun ne kadar bir kilo da yağ sıkacağız. Kaynayınca hemen iki tıkladı mı indiririz. Canımsın. Elde. Atalım o zaman. Ayranımız güzelce kaynıyor. Büyük kazanın içerisinde. Onun içerisine yoğurdumuzu koyuyoruz. Sonra yarmayı koyacağız. Bir taşım kaynatacağız. Serilince ne kadar sürede kurur? İki günde kurur. İki gün? İki günde, evet. Küplerimize koyuyoruz. Ha, küplerde saklanıyor. Tertemiz mis gibi. Hiç kendini bozmadan yiyoruz. Ha, kızartıp saklamıyorsunuz. Evet, yiyeceğimizde kızartıyoruz. Kuruttuktan sonra küpe basıyorsunuz. İstediğin zaman çıkarıp kızartıyorsunuz. Aynen taze, öyle yapıyoruz. Sıcak mı olur? Hem de nasıl güzel olur. Türüm türüm kokar. Hele şu çitten kaldırırken ki var ya. Ne yemek yersin, ne su içersin. Oh, mis gibi yersin. Çok da besleyici ama. Keyfine böyle oldum. 120 kiloyum ayol. Bir şey olmaz ayol. Çok tatlısın. Merhaba. Siz burada ne yapacaksınız? Biz şimdi onun top halini getirecekler. Ellerinde yuvarlayacaklar. Sonra biz buraya koyup. Bunu da üstüne bu şekilde kapatıp, sonra bu şekilde alıp. Presliyorsun. Evet, biri de basacak. Ay bir de böyle makine gibi tahtalardan, menteşelerden hazırlık yapılmış. Evet, özellikle. Önceden nasıl yapılıyordu? Önceden ellerle yapılıyordu. Sonra çiti bakraçlarının kapağıyla yapılıyordu. Bakraç kapaklarıyla. Evet, aynen öyle. Aynen. Kalıp şeklinde çıkartıp yapıyorduk. Şimdi bu kurutulması için mi ön hazırlık? Evet, o çiti sereceğiz yuvarlak. Öyle o şekilde çıkacak desen. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Biz de Beyşehir'e gelmişken tarhananın özelliğini gördük. Gerçekten bence çok farklı, çok özel bir lezzet. Yaptığımız diğer güzel lezzetler kadar önemli bir lezzet. Biz de nasıl hazırlanıyor aşama aşama görelim. Sonra şahane bir sofra, emeği geçen hanımlarla yaptığımız güzel lezzetlerle sofrada buluşalım. Nino yârim ayrılık mı var? Yanar güzel yârim ayrılık mı var? Özel lezzetler yaptık, yöresel lezzetler yaptık. Neydi onlar? Sıkmamız var. Burada soğan aşımız var. Vallahi süper, şunu şöyle kenara mı alsak? Sonra burada hazırlamış olduğumuz, ki sıcacık dumanı tütüyor, güvecimiz var. Tarhananın nasıl yapıldığını gördük. Bir de sini tatlısı yaptık.
Doğru evet, söyledim değil mi? Sini tatlısı yaptık. Çok güzel lezzetler ama sofrada farklı lezzetler de var. Mesela neden iki tane tarhana var? Bir tanesi şu cipsi tarhanası. Bu daha önce şeyden yarmadan oluyor. Yani hem bunun ayranı daha duru oluyor, bunun ayranı daha koyu bir şekilde oluyor. İki kere çektiriliyor bu. Bu da normal tarhana. Harika. O nedir? Bu köfte. Da bizim burada balıklarımız bizim meşhur. Sazan balığımız var. Burada gölden balığı çıkan. Tutuyorlar. Evet. Köftesini yaptık sizin için. Ay teşekkür ederim. Sarmamız, lahana sarmamız lahana var. Lahana sarmamız. Köşedeki? Bu aslında bizim yöresel Kayseri'nin mantısı gibi ama biz bunu içine doldurarak yapmıyoruz. Horuntu diyoruz biz buna. Horuntu. Horuntu diyoruz. Güzel. İçi sarımsaklı boş. Yoğurt üzerine. Üzerine de kıymamızı işte eritiyoruz, pişiriyoruz güzel bir şekilde servis yapıyoruz. Harika. Anneciğim bu nedir? Bir tanem o da hayvanla yapılıyor. Havyar. Evet. Sazan balığın havyarı evet, mı? Evet. Bir köfte. Tane. Evet bir tane. Bu nedir? O da tekke pilavımız. Düğünlerde evet, bak. Evet, düğünlerde. Sunumu da çok pilavı. Güzel. Evet, görseli şey de çok güzel. Çaktırmadan çok güzel oldu. Çaktırmadan çok güzel oldu vallahi. Çaktırmadan niye çaktırmayayım söyleyeyim ben. Çok güzel, ellerinize sağlık. Sağ olun, kuru fasulye var, o nedir? Haşhaşlı mı? Ay bir tane, o da çok güzel oldu ya. Bir, buranın var ya en güzel ekmeği böyle yani. Haşhaşlı ekmek evet, mi? Evet, evet. Köy ekmeğimiz çünkü, var. Evet, köy ekmeğimiz. Bu nedir? Bu da patates mıknası. Oo. Bu da kurabiyemiz. Vallahi helal olsun. Baklava mı o? O da sütlü mi? Baklava. Sütlü baklava. O da bir yakın köyün. Arabaşı. Arabaşımız var. Aa, bu da çorbası. Konya'da yapılan arabaşı hamuru ve çorbası. Yozgat tarafında da yapılır. Yozgat tarafında da çok güzel olur. Ayranımız var. O kasedeki nedir? O kasedeki de holuska. Ramazanlarda geceleri sahurlarda yemek olarak yeniliyor genelde. Hamurdan yapılıyor. Ama içerisinde peynir konuluyor. Tereyağlı. Tok tutuyor yani. Geceleri yeniyor. Çok tadı güzel oluyor. Allah'ım kabul etsin. Harikasınız. Başlayalım mı? Başlayalım. Neyle başlayalım hayatım? Şöyle azar azar tabağımızı hazırlayalım tamam, değil mi? Tamam. Servis kaşığımızı alalım. Harikasın. Biz hazırladığımız güzel lezzetlerin tadına bakacağız. Şimdi hep beraber bu güzel lezzetleri yiyeceğiz. Ardından lezzetin haritası. Beyşehir'in güzellikleriyle devam ediyor. Girdik. Yanımda Veli Usta var. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne balığı? Sazan. Beyşehir Gölümüzün sazanı. Neler evet. yapacağız sazandan bugün? Bugün sazandan kaymaklı sazan yapacağız fırında. Kaymaklı sazan. Kaymaklı sazan balığı. Evet. İlginç. Sonra? Sonra yahni. Sazan yahni yapacağız. Yani a güzel. Evet. Peki Beyşehir Gölü'nde sadece sazan mı çıkıyor? Levrek de çıkıyor ama kışın Ocak aylarında falan soğuk havalarda çıkıyor. Yani soğuğu sazan seviyor zaten. Evet. Evet her evet. zaman var. 12 ay var sazanımız. Size gelenler özellikle sazan balığı mı tercih evet, ediyorlar? Evet. Ay harika vallahi. Başka neler yapılıyor sazandan? Izgarası. Izgarası, tavası. Fırında. Fırında yapıyoruz. Buğulaması güzel olur. Buğulaması, dolmasını da yapıyoruz. Yani çeşitleri şekil, var bir çeşitleri sürü. Çeşitleri var tabii. Harika. O zaman kaymaklı sazan balığının malzemeleriyle başlayalım mı? Tabii, hay hay. Neler kullanacağız?
Öncelikle sazan balığımız var. Hı hı. Patates, domates, biberimiz var, sarımsağımız, kaymağımız özellikle. Baharatlarımız pul biber, kekik ve tuz. Harika. Ve yağımız var. Yağımız var bir zeytinyağı. Bu balık ne zaman tutuldu? Bu balık yaklaşık 3-4 saat önce yapıldı. Çünkü size özel tutturduk. Canlıydı. Ay, o sağ olun. Taze, evet. Taze. Taze taze inşallah. Ay, muhteşemler ya gerçekten. Peki çok balığa çıkan var mı Beyşehir Gölü'nde? Tabii Beyşehir Gölü'nde geçim kaynakları özellikle balık. Balık. Evet. Ay, harika. Başlayalım mı? Tabii. Güzelce tutulmuş, 3-4 saat önce almışlar. Taze taze, eksik olmasınlar. Ayıklanmış ve temizlenmiş. Evet. Değil mi? Önce ne yapıyoruz? Kaymaklı sazan balığı için. Evet. Önce balığımızı çiziyoruz. Hı hı. Güzel bir şekilde. Bunun içinde mi pişecek? Evet, onun içinde pişecek. Oo, toprak kabı. Evet, fırında. Evet. İnce ince çiziyoruz balığımızı. Neden? Daha iyi pişmesi ve kılçık olduğu için, kılçığı öldürmesi için. Onlar cips gibi olacak tabii, değil mi? Tabii. Ha. Fırında onlar pişince ince kılçıklar kaybolacak, kaybolacak. Evet. Ki kılçık, kuyruk faydalı. Evet. Bu balığın kuyruğu zor da yani hamsinin falan. Aa, ne güzel oldu. O pişince böyle açılacak mı? Tabii. Parmaklar gibi açılacak o. Değil mi? Güzel. Aynen öyle oluyor çünkü. Konya'ya 1 saat mesafede bulunan Beyşehir'deyiz. Eğer Konya'ya gelirseniz Beyşehir'e uğramadan asla gitmeyin. Göl kenarında keyif yapın, çayınızı kahvenizi için, yemeğinizi yiyin, yürüyüş yapın, yola devam edin. Kafasıyla sazan balığı ortadan ikiye ayrıldı. Bu kaç kilodur? Yaklaşık bu 1200-1300 evet. Civarında. Sonra domatesleri koyuyoruz. Sazan balığına en çok ne yakışır? En çok ne yakışır derken? Yani patatessiz olmaz, soğansız olmaz, kekiksiz olmaz. Tabii, tabii. Değil mi? Yani. Bunların hepsi olmalı mı? Mutlaka, mutlaka. Çok pratik ve kolay ve lezzetli. Mesela sazan balığı yoksa bu lezzeti başka balıklarla da yapabilirler. Tabii tabii mutlaka. Çubayla, deniz, levrekle. Tabii tabii tabii. Tabii, değil tabii. Mi? Tabii. Evet bu şekilde iyi yaptık. Sonra? Baharatlarımızı atacağız. Tuzumuzu şöyle. Kekik. Pul biber. Vay. Ağzı açık mı pişecek? Yok, kapalı kapatacağız. Mı? Kapatacağız. Pişmeye yakın 5-10 dakika önceden çıkaracağız. Şey pembeleşmesi için. Tekrar kızarması için fırına. Evet. Şimdi kaymak ne zaman, sarımsak ne zaman? Sarımsağımızı şu an yanlarına koyabiliriz şöyle. Hı-hı. Güzel olur. Tabii. Oradan kaymağımızı koyacağız. Üzerine şöyle. Tereyağı yerine yağ yerine kaymak kullanıyoruz, evet. Değil mi? Evet. İyi fikir aslında. O da yağ, o da yağ. Ve bu şekilde. Süt kaymağı da çok lezzetli olur. Kaymaklı sazan balığımız hazır. Evet. Su koymuyoruz. Yok. Zaten kaymak onun kıvamını yavaş yavaş bırakır kendisini, yağını. O şekilde olur yani. Odun fırını mı, normal elektrikli? Odun fırın. Odun fırını. Evet. Muhteşemsiniz. Alüminyum folyoyla mı sanıyorsunuz? Evet, evet. Harika. Alüminyum folyoyla toprak kapta hazırlamış olduğumuz kaymaklı sazan balığını saralım, kaplayalım. Fırına gönderelim. Ne kadar süre fırında kalacak? Yaklaşık 1 saat 50 dakika o aralarda. 50 dakika ya da 1 saat arasında. Evet. Güzel. Ardından bir 5 dakika daha kızartalım. O pişerken diğer lezzetimizi yapalım. Ne yapacaktık sazan balığından? Yahni. Yahni. Sazan balığının yahnisi nasıl oluyor onu görelim. Çok sevilen sazan yahnisine geldi sıra. Şimdi sazan balığımız farklı. Evet. Bu nedir? O yağ, balığın sütü dediğimiz süt ve yağ.
İçinden çıkan evet, kısım değil mi? Evet. Havyarı. Havyarı, yumurtası. Yumurtası. Evet. Diğer malzemelerimiz? Soğanımız var, domatesimiz var, yeşil biberimiz var. Defne yaprağımız var. Defne yaprağımız var. Limon tuzumuz var. Nedir? Bu köy salçası ve biberi. Köy biber salçası. Evet. Çemen gibi duruyor. Var. Güzel. Evet. Bol sarımsak var. Kafasını kullanıyor musunuz Yahni'de? Evet, sadece kafasını. Sadece kafası evet. Ve içindeki yağıyla havyarı. Evet. İlginç. O zaman yapmaya başlayalım mı? Tabii. Önce ne yapıyoruz sevgili ustam? Önce soğanımızı doğruyoruz. Hı hı. Ama ilk önce yağımızı koyuyoruz ya. Zeytinyağı. Hakiki zeytinyağı ile evet. Hazırlıyoruz. Burada sadece sazan ve levrek yani Beyşehir Gölü'nden çıkan balıklar yok değil mi? Mesela hamsidir, istavrittir diğerleri de var. Şimdi öyle bir algı oluşmasın. Soğanlarımızı yemeklik şekilde güzelce doğruyoruz. Evet. Sos mu olacak bu, sosu mu? Evet. Zaten bu işin bizim işimizi görür. Soğanlarımızı hakiki zeytinyağı konulmuş olan tenceremize alıyoruz. Yarım soğan. Evet. Yeterli. Zaten yeterli. Bu iki kişilik bir şey. İki kişilik yapıyoruz. Evet. Domates, salça ile birlikte güzelce karıştırılıyor. Sazan Yahni için. Sazanın en çok nesi seviliyor Beyşehir'de? Yağda. Yağda. Evet. Kızartması. Evet. İyi. Kızartırken de sazanı az önce olduğu gibi ince ince çizikler atıyorsunuz evet, değil evet, mi? Evet. Çünkü öyle güzel oluyor. Onlar böyle ayrılıyor. Güzelce kavurduk. Suyumuzu veriyoruz. Sıcak su. Kafasız yani olmaz değil mi? Evet. Ne yapıyoruz şimdi, ne kaldı? Şimdi sütlerini koyacağız. Havyarı da o şekilde. Evet. Sütlerinde, yağlarında. Ha, onları kesmiyoruz o şekilde yok, direkt. Yok bu şekilde. Ki bunlar tatlarını versin sosun içine. Güzel oluyor mu, seviyor musun? Tabii ben seviyorum. Bana biraz değişik geldi. Tadını merak ettim doğrusu. Zaten tatacağız şimdi birazdan. Defne yaprağını atıyoruz. Defne yaprağı da biraz. Evet. Bir de bol sarımsak. Sarımsağı en sona koyuyoruz çünkü. Zaten ince ince kıyılmış. Ve bu kadarı bu yavaş yavaş demli bir halde demlenecek. Zaten kendini salar ondan sonra hazır. Ne kadar sürer salması? Yaklaşık bu da 45-50 dakika. Ha güzel. Evet. 45-50 dakika yani diğer lezzetimiz kaymaklı sazan balığımız. Güveçte fırına vermiştik hatırlıyorsunuz. O pişecek. Onun akabinde de zaten buradaki yahnimiz de hazır olacak. Ben şahane bir sofraya gidiyorum. Sofrada farklı lezzetler olacak mı? Tabii, tabii. Dikkati dağıldı. Zaten sonunda. Size sürpriz olacak. Şimdi sofrada göreceksiniz. Öyle mi? Beyşehir'imiz. Evet. Sürpriz var aman Allah'ım. Evet. Harikalar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ailenize sevgiler. Teşekkür ederim. Değerli ustam. Veli ustam bize çok özel lezzetler hazırladı. Yahni'yi çok merak ediyorum. Görünüşünü de merak ediyorum. Tadını da merak ediyorum. Bakalım soframdaki sürpriz ne acaba? Görüşürüz. Görüşürüz. Kenarında gölden çıkan balıklardan çok güzel lezzetler yaptık. Veli ustam özenerek hazırladı. Gölden çıkan sazan balığından yahni yaptık. Bir de kaymaklı sazan balığı yaptık. Ki fırına verdik güveçle. Önce alüminyum folyoyla sarıldı ve 50 dakika fırına verildi. Son 5 dakikada üzeri kızarması için fırına verildi. Burada da yahni duruyor.
bir 40 dakika kadar pişirdik. Ama soframda sazan balığı yağda kızartılmış, değil mi? Çok da güzel sunumunu yapmışlar sağ olsunlar. Kaymak tatlısı var, ceviz serpilmiş. Çok güzel bir mevsim salatası var, yeşil salata var. Burada özel ekmeğim var, turşum var, haydarim var, soğanım var. Ben öncelikle yahni ile başlamak istiyorum. Balığın kafasını sevenler eğer böyle sulu seviyorsanız çok beğeneceksiniz. Farklı. Şöyle kenara alıyorum ve kaymaklıyı merak ediyorum. Oo. Vallahi et kemikten ayrılıyor kılçıktan. Ne kadar güzel pişmiş. Şöyle patatesinden. Ki Veli Ustam'ın özenle hazırlamış olduğu güzel lezzetlerimi yemeye devam ediyorum. Bakalım şimdi lezzetin haritasında ne var? Hoş geldiniz. Teşekkürler. İyi misiniz? Günaydın. İyiyiz. Sabah neşesi vallahi. Müziksiz uyanamam.
Çok da güzel oldu, çok da keyifli oldu. Bugün Beyşehir'in, Konya'mızın güzel ilçesi Beyşehir'in güzelliklerini sizlerle paylaştık. Bizi çok güzel ağırladılar. Tüm Beyşehirlilere içten sevgilerimi, teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bir sonraki programımızda bakalım ülkemizin neresinde olacağız. Görüşünceye dek keyfiniz hiç bozulmasın, neşeniz hiç bozulmasın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Buyurun. Thank you.